Artık aktif olarak bağlama çalmaya başlayabiliriz. Başlamadan önce geçmiş derslerimizde öğrendiğimiz gibi bağlama ve tezene tutuşunuza dikkat ediniz. İlk olarak tezene vuruşlarını göreceğiz. Genel olarak 6 gruba ayrılan nota kalıplarının tezene vuruş yönü sabittir, değişmez. Şimdi bu nota kalıplarını ve vuruş şekillerini görelim. İlk kalıbımız dörtlük notadan oluşmuştur ve vuruş yönü aşağıya doğrudur. İkinci kalıbımız iki tane sekizlik notadan oluşur ve tezene vuruş yönü ilki aşağıya, ikincisi yukarıya doğrudur. Üçüncü kalıbımız bir sekizlik ve iki on altılık notadan oluşur ve tezene vuruş yönü aşağı yukarı şeklindedir. Dördüncü kalıbımız iki on altılık ve bir sekizlik notadan oluşur. Tezene vuruş yönü aşağı yukarı ve aşağı şeklindedir. Beşinci kalıbımız 4 tane 16'lık notanın arka arkaya gelmesinden oluşur. Tezene vuruş yönü eşit bir şekilde aşağı yukarı aşağı yukarı şeklindedir. Ve son nota kalıbımız senkop olarak da adlandırılan bir 16'lık, bir 8'lik ve bir 16'lık notadan oluşan nota kalıbıdır. Tezene vuruş yönü aşağı yukarı yukarı şeklindedir. Genel olarak 6 grupla düzenlenmiş nota kalıplarını ve bağlama üzerinde tezene vuruş yönlerini öğrendik. Sizler de bağlama üzerindeki bu vuruş şekillerini boş tel üzerinde sıklıkla çalışınız.